Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. Master Haber TV'ye hoş geldiniz. Galatasaray İstanbul Spor karşısında 3 golle güldü ama 3 gollük bir performans mı ortaya koydu? Kocaman bir soru işareti. Böylesine bir performansı izleyemedik. Galatasaray'da önemli sıkıntılar vardı. TT Galatasaray'ın oyuncusu değil açık ve net söylüyorum. Oyundan alındıktan sonra bir bilet daha alınmalı. ...ve o Galatasaray'dan uğurlanmalı... ...kendisine teşekkür edilmeli... ...Halil Galatasaray'ın oyuncusu değil... ...Galatasaray'da çok daha genç oyunculara... ...fırsat verilebilir Halil yerine... ...ve Galatasaray ile ilgili önemli bir not... ...özellikle bugün orta alan... ...o kadar hızlı geçildi ki... ...savunma zaman zaman 5'e 2... ...4'e 3 gibi yakalandı... ...İstanbul Spor'un forvet oyuncuları... ...ve kanat oyuncuları birazcık daha akıllı olabilselerdi... ...ve eğer hücumları... ...birazcık daha net paslarla besleyebilselerdi... Galatasaray'ın bugün maçtan galibiyetle ayrılması hayal olabilirdi. Maçın hakemine baktığımızda kararları doğru verdiğini söyleyebilirim. Galatasaray'ın yediği gol öncesinde penaltı kararını doğru olarak nitelendiriyorum. Kerem'e yapılan hareket doğru bir şekilde yorumlandı. Penaltıydı bence ve Icardi'ye yapılan hareketi de penaltı olarak yorumlamak doğru olabilir. Tüm bunları topladığımızda maçın hakemini beğendim. Ama maça baktığımızda Okan Buruk ilk yarıda pek bir dokunuş yapamadı. İkinci yarıda yapmış olduğu dokunuşlarla belki oyunun kaderini ve sistemini değiştirmeye çalıştı ama Galatasaray'da yine önemli sıkıntılar var. Örneğin Nelson'la Davinson Sanchez ne kadar yan yana oynayabilir? Abdülkerim'i mutlaka Galatasaray arıyor, arayacak, aramaya devam edecek. O yüzden hızlı bir şekilde iyileşmesi adına yardımcı olmak lazım. Çıkan kırmızı kartta doğru bir karardı. Barış'ın inşallah bu sakatlığı ciddi değildir. Kenara alındı. Barış güçlü bir kimlik. Eğer başka birisi olsa Ayağı kırılabilirdi Çok sert bir hareketti Ve Barış bu pozisyon sonrasında Oyun kenarına alındı ama öncesinde bir deparı da var Zannediyorum sıkıntı olmayacak Barış'ı Allah nazardan korusun Sağda oynuyor solda oynuyor forvette oynuyor bekte oynuyor adeta Joker gibi ve bu Joker hakkını da bugün doğru kullandı ama Kaan üzerinde kullandığı Joker hakkında çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Özellikle Kaan kanadından İstanbulspor etkili geldi. Sol bek problemi devam ediyor. Rıdvan'la o sol bek problemini aşabilir ve Glasgow Rangers'tan bu oyuncuyu getirebilir mi onu bilmiyorum. Ama Kazım Can'ın yedek kulübesinde beklediği, bekleyeceği ya da antrenmanlarda ortaya koyduğu performansla o formayı alabileceği umudunda değilim ki bu da onu gösteriyor. E, Dombele oyuna girdikten sonra e, farklı bir yapı içerisindeydi. Biraz kilosu var ama bu kilosuna rağmen oyunu domine etmeye çalıştı. Ama şunu söylemekte fayda var. Galatasaray'ın oyuncusu mu? Bence o da Galatasaray'ın oyuncusu değil. Galatasaray'ın ara transferde yapmış oldukları dikkate alındığında Ziye ve Za dışında alınan bütün oyuncular birazcık da Kaan belki biraz da Kerem'e dokunabiliriz. Tam bir hayal kırıklığı oldu diyebiliriz. Bugün Muslera'ya çok fazla iş düşmedi ama şunu söylemekte fayda var. Özellikle Osman Hoca'nın gelişiyle birlikte İstanbulspor bir kabuk değiştirmiş. Hızlı hücumlarla, kiken raşlarla, savunma arkasına atılan toplarla hücuma çıkabiliyorlar. Alpe bir parantez açmak istiyorum. İstanbulspor kalecisi akıl alır gibi değil. Daha maçın 10. dakikasında süreç almaya çalışıyor. Yapma kardeşim bunu ya. Daha gencecik oyuncularsınız. Bırak oyun aksın oynansın. İnsanlar bir sürü para veriyorlar bu maçı seyretmek için. Eller yerinden geleni yapıyorlar. Sen de bırak o insanlara bir anlamda yardımcı ol. Bir parantezde Eyüp'e, Eyüp bir maçı yaklaşık en az 12 kamera çekiyor. Sen orada sana dokunulmuş gibi, adeta tabancadan çıkan bir kurşunla vurulmuş gibi kendini yere atıyorsun, suratını tutuyorsun falan. Yapma bunları. Gencecik oyuncularsınız sizler. Yani böyle hatırlanmayın siz düştüğünüzde Messi gibi yeniden ayağa kalkan oyuncular gibi hatırlanın ya da Ferdi gibi hatırlanın. Yani net örnekler veriyorum size. Ya da işte Barış'ta ayağına basıldı, sıkıntı yaşadı. Yani baktığımızda sana hiçbir müdahale yok ama sen suratını tutuyorsun ve yerlerde yuvarlanıyorsun. Yapma bunu kıymetli kardeşim. Olmuyor, hakikaten yakışmıyor. Hollywood yıldızları gibi oluyorsunuz. Özetle baktığımızda bugün kazandı mı Galatasaray kazandı. Kazanmaya hak etti mi? Orası soru işareti. Yani hakemden dolayı değil oyundan dolayı soru işareti diyorum. Yoksa hakemi beğendiğimi söyledim başında da yayınımızın. Ama şunu söylemekte fayda var. Galatasaray eğer bu manteliteyle sonraki maçlarda da oynamaya kalkarsa orta alanla özellikle savunma arasındaki köprü koparsa savunmayla ileri alan arasına hızlı geçişler yapabilen bir takımla ve bu hızlı geçişleri geçiş hücumlarını doğru kullanan ayaklarla karşılaşırsa canı çok yanar Galatasaray'ın diyelim noktaya koyalım. Master Haber TV'den mutlu akşamlar. Hoşçakalın.